Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nostalji gemimiz Vega Avenger. Gemimiz genelde full elit kişiler tarafından genelde oynanırdı. Genelde rütbeli gemiler olsun. Bu oyunu böyle hızlı sevenler tarafından eskiden. Çünkü eskiden bu gemi çok hızlıydı ve güçlüydü. Hala güçlü mü, gelin bakalım beraber. Bence hala güçlüdür. Çünkü Avenger sonuç olarak çok tercih edilen bir gemiydi. Sadece şu an Plus'lar vesaire gemiler çıktığı için de biraz popülerliği düşmüş durumda. Modüllerimiz de yok zaten. Bir tane modül orada, dar puan modülü var. Gemiye fazla bakmıyor Dark Orbit çünkü. Keşke baksa da sıkıntı olmasa. Ama imkansız. Öncelikle baskına gidelim. Bakalım ne yapacağız. Orada aktif olan var mı acaba? Aktif olan insan varsa onları kesmemiz için daha iyi. Bırakmıyor ya bot. Nasıl bot? Sabot yani. Bu kim varsa keseceğiz abi. Şu an çok iyi ya. Kaç çırılmayalım dedim ama biz gitti. Kestik. Güzel. Her zamanki yaptığım gibi iki tane irise koyduk kalkan. O yüzden de kalkanlı konfide vuruyoruz herkese. Bak olarak yardım edelim. Günlük görevi de bitirdik. Yani gemi havalı duruyor, ufak duruyor. Bak haritada gözünüzü yormuyor baktığınız zaman. Yani evince yazık oldu be. Harcandı bu gemi yani. Bu gemi aslında daha ile oynanır yani. Bir modül eksiğimiz var gibi sanki sadece. 1.6'yı da atlayalım. 2.6'da fazla bir şey yok. Ya yani bunun amacım video çekmek, oyunu biraz eski hallerini göstermek aslında. Biraz eskiye dönmemiz lazım. Çünkü oyun artık sadece Midfire etrafında dönen bir oyun haline geldi. Ya şu an Dark Orbit'teki hiçbir haritanın anlamı yok. Bir istasyondaki Liza oluyor. Onun harici bir oyunda anlam kalmadı. Siz de oyunda çünkü bir yere sıkıştığınız için oyunda yapacak bir şey bulamıyor kimse. Aslında oyunda yapılacak çok şey var. Eskisi gibi kendi haritalarınıza geçseniz veya baskına çıksanız bu haritalara, oradaki adam da buraya gelmek zorunda zaten. Size savaşmak istiyorsa gelecek zaten. Yani o yüzden de kendinizi yormanıza gerek yok. Burada 1.6'da bekleyen bir adama sorsanız örnek, kaç kişi geliyor diye. Bayağı kişi geliyor der yani, kendisi de söyler bunu. Gemimiz de gayet iyi vuruyor yani. 160 bin vurdu bak. Üveye geçelim. Yoksa patlamayacak. Hop kestik mis gibi. Yani bunları yapmamız gerekli. Çünkü oyundan zevk almıyorsunuz yani. Tüm gün invoke'dur, örnek P'ler artısıdır. Bunlara takılmaya gerek yok aslında yani. Eski düzenle takılsak oyun gayet aslında çok süper. Kendi içeriğini koruyor da hala. Sadece biraz abartıya gitti herkes artık. Gemiyi böyle dolduralım, şöyle dolduralım. Takipçi uçsun, Linus uçsun. Eskiden biz 50 bin beyazı aldık mı? Tamam, bitti. 4-4'ün kralı hemen sen. Aslında oyun daha çok tatlı, daha düzgün. Ama bunu yapmak da elimizde yani. Şimdi örnek bu videoda gördüğüm konuştuğumuzu duydunuz. Yani herkes kendi kendine boşu boşuna gemisini dolduruyor. Bu yüzden de oyun çıkmaz hale geliyor yani. Tüm gün gemiyi doldursan ne olur? Oyundan bir zevk alamıyorsun çünkü. Onun yüzden gemiyi dolduruyorsun zaten. Önceden bu 1.6'da duran adam da gemiyi dolduruyordu. Sırf 1.6'ya gelen adamları daha rahat kesebilsin diye. Bu adam ne yaptı? Artık yok oldu. Herkes BL'ye gitti. Gitti, 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 gitti. Pro lazerleri fırlattıktan sonra herkes normalde 4-4'lere çıkıyordu. Şimdi ne oldu? Kimse çıkmıyor. Şu güzelliğe bak gemide. Bak kaymak gibi gemi bu arada. Yalan yok. Herkes görüyor. Kaymak gibi gemi. Hiçbir sıkıntısı yok. Ben hala buradayım diyor. Baktığınız zaman aslında eğlenceli zamanlarda hala. Yani çünkü Dark Orbit Beyler Adası'na sıkıştığı için ne yapıyor? Tüm Dark Orbit yetkilileri de Beyler Adası'na göre durma paket çıkartıyor. Durma orada alakalı. Buralara takılan yok ki. Buradaki takılan adama ne paket versin örnek? Buradaki takılan adam kaldı mı ki? Yeni başlayan var mı ki? Başlayan adama zaten bir fırsat yok. 2-3 tane de oyunda manyağımız var örnek. Onlar da ne yapıyor? Tüm gün zaten bu haritalarda ezikleri kesip Beyler Adası'na çıkamaz. Çünkü herkes yok tren bağlıyor, yok büyük gruplar var. Ve o adam ne yapacak? Buradaki adamları kesecek. Buradaki adamı gelişemeyince ne olacak? Oyunu bırakacak. Yani bu yüzden de bu gemiler harcanıyor.
Bu yüzden de yapacak bir şey yok. Buraya koruyacak adam olmayınca 1.6 yorulduk. Şu an ne yapıyorum? Fıldır fıldır kesip herkesi parçalıyorum haritada. Bunun gibi. Örnek geldim kestim. Cubicon'u ne olup kesemedi kimse. Yani tüm gün burada takılımı düşünün. Beni kim çıkartacak haritanın? Yani. Hadi klan cam atmış Cubicon'a ne yapmış? Kes 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 bitmiyor kardeşim. Böyle gemine takılınca güzel oluyormuş yani bak. Eğleniyorum yani şu an bu gemiyle cidden eğlendirici gemi. Bunu atalım ki kaçamazsın ya uğraşmayalım peşinden. Uğraştıracak illa ben kaçacağım diyor. Kaçamayacaksın ne olur. Nereye gitsin? Uf ya gemi duruşu bile nostalji ya. Akıyor ya bacaklarının her yerine akıyor geminin ya. Akaryakıtı bile bir başka bakıyor ya. Ne gemimiz gayet şirin ve tatlı. Şuraya bak yani ya. Bilmiyorum yani. Eski gemiler daha tatlı bu arada. Yani Spektrum'un örnek haritada gezenler olsun. Venom'la gezen olsun. Venom'la gezen bile çok az. Sadece yeni başlayanlar bilmeyenler Venom oluyor mesela. Yeni başlayan bile, bilen bir kişi zaten Venom'u almıyor bile. Direkt ne gerek var deyip Enforcer veya veteran takımı. Çünkü adam direkt BL artısına yapıyor gemiyi. Onun için gerek yok. Orkus alsın örnek ya da bir Plus gemisini alsın. Tamam geri kalanı önemsiz. Yok. Önemsiz olan çok şey olmaya başladı oyunda. Önemsizleştikçe de anlamı kalmadı. Örnek geldim işte bu haritada beni çıkaracak kimse yok. Şimdi önce bu haritaya geldiğimiz zaman oho öyle gireyim şurada adam keseyim. Daha portta adamı parçalarlar bu arada. Eskisi gibi portal bekçilerimiz yok. Bunlar tekrardan geri kazanılsa oyun biraz olsa canlanabilir. Bu adamlarımızı kaybettik çünkü yani oyun geliştikçe bu adamlar oyundan kayboldu. Sizin fikirleriniz neler bu hakkında ya? Bu gemiler tekrardan oynanmalı mı? Oynanmamalı mı? Bunları yorumlara yazın arkadaşlar. O bir La Roket modülü aldık kutudan. Dün Zeus günüydü galiba. Yani Zeus parçası çıkartabildiniz mi gemiden? Onu kolesterol olmam. Çok iyi şeyler çıkıyor. Nazar değişik. İlginç şeyler çıkıyor kutulardan. Bak haritada dolaşıyorum. Bir iki tane banlamadan sonra bir iki tane mod var koca haritada. Etkinlik de var tabi. Alf şey Zeta yapıyor herkes. Epson falan yapıyor. Kutu kasmak için. Işıltılı hayat. Bulduk bugüne eriyor gemiler yani. Aslında gemiler güçlü. Şu an bir tek modül olan gemiler daha fazla vuruyor işte. Onun harici yok aslında bir şey. Bir avantaj yok yani. Bu da vuruyor yani. Gayet de iyi vuruyoruz yani bu arada. Fazla bir şey vurmaya gerek yok zaten. 160 bin lira hesap atıyor. Tamam, bunu beyaz da tuz örnek plus kimliği ama. Olsun. Okeydir yani. Kabuldür. Avenger nasıl buldunuz tekrardan? Uzun zamandır kimse görmemiştir. Köşede bir yerde yatıyordur gemi. Yorumlarınızı bunun hakkında da bekliyorum. Gitmeden şu adamı keselim gidelim. Abi beni kesmişsin yazan olacak büyük ihtimalle chatten. Benim var denk geldiyse kesmişizdir. Yapacak bir şey yani. Zaten gemi bot olduğu için de geri gelecek. Arada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Abone olup bildirimleri açıp like tuşuna basıyoruz. Ondan sonra Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Sohbet olsun, karantina kapısı olsun, Hades kapısı olsun. Bunların sohbet yerleri var, yazma yerleri var. Oradan yazıp arkadaşlarınızı bulup karantina olsun, Hades olsun, LoL olsun. Yani bir eksiğiniz olsun, bir ayar olsun örnek. Bunları sorup oyunda veya göreviniz var. Bunları yazıp yardımcı olacak insan bulabilirsiniz. Yani herkes geldikçe zaten Discord canlanır. Bu yüzden de ne olur görevim var hemen hallolur. Ama Dark Orb chatine girdiğin zaman kimseyi bulamazsın. Bu işler böyledir. O yüzden de Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.